Sevgili koçtaşlarım, hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bir salıdan bir salıya yıldızname yorumlarınızla karşınızdayım. Biliyorsunuz salı günü Mars günü, koç burcunun uğurlu günü. O gün başladığımız işlerden hayır ve bereket görürüz. Yeni takibi alan tüm dostlarım için hoş geldiniz diyorum. Salı günü biliyorsunuz yıldızname'de Merih yıldızı deniyor. Ve normalde Batı astrolojisinde Mars diye geçiyor. Savaşı ve mücadeleyi ve kesici aletleri yönetiyor. Örneğin salı günleri saçımızı kestirirsek daha başarılı olacaktır. Salı günü yapılan ameliyatlar veya kan aldırma, sülük tedavisi gibi böyle alternatif tıp alanında yaptığımız olaylar başarılı olacaktır. Ya kanı kesici aletleri savaşmayı temsil eden Mars. Hadi bakalım hayatımıza sevgiyi de getirsin. Ve de aynı zamanda özgürlüğü ve de girişimciliği de getirsin diyelim. Bu hafta neler var? Şimdi 9-15 Nisan dönemi sevgili koçtaşlarım, sizleri neler bekliyor? Dün tutulmamız meydana geldi biliyorsunuz. Bence çok güzel. Şansın olumlu yönde dönmesi ve aynı zamanda yıldırım hızıyla gelişen olaylara işaret ediyordu. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, bir taşınma olabilir koçlarda. Taşınma, bir yerden bir yere gitme ya da ne bileyim ben, böyle bir kısa süreliğine bir şehir değişimi olabilir. Adını koyamadım. Yani aslında bu şehir değişimi kısa süreli. Sanki bir şeylerin fragmanı yapılıyor, provası yapılıyor. Sonra o şehre gidilip yerleşilecek. Ya da böyle bir yıkma güdüsü var. Bir şeylerin bitip tekrar yeninin başlaması için bir olgunlaşma süreci bekliyor sizi. Ama güvenlikli bir süreç. Çok uzun süredir yapamadığınız pek çok şeyi başaracaksınız bu 9-15 Nisan haftasında. Bazı hedefleriniz olduğunu ve hedeflere doğru gittiğinizi söyleyebilirim. Var olan davranışsal biçimleriniz böyle bir fırsatları yakalama şeklinde veya kötü olayları dönüştürme, bunu fırsata çevirme şeklinde. Örneğin enflasyondan etkilenmeden bir şeyleri fırsata çevirebilirsiniz. Ya da ne bileyim ben, sizinle ilgili bazı sıkıcı konular varsa gereğini açığa çıkaracağınızı görüyorum. Gereken her şeyi yapacaksınız. Şimdi Venüs'ün de Koç burcunda olması pek çok koçtaşıma aşk da yenilenme getiriyor. Venüs Koç burcunda yeni partner getiriyor, evlilik getiriyor. Getiriyor da getiriyor. Her türlü bütüncül yaklaşımı, her türlü iyicil yaklaşımı koçların önüne seriyor. Bu hafta başlayacağınız aşklardan hayır ve iyilik göreceksiniz. Bu hafta yapacağınız dönüşümler, değişimler sizi çok iyi bir noktaya getirecek. Merak etmeyin. Rabbimin izniyle güzel değişimler sizinle olacak. Hiç merak etmeyin. Şimdi bu hafta uğurlu renk olarak ben yeşili kullanın derim arkadaşlar. Hem kalp çakranızın şifalanması için hem de yaşama azminizin kuvvetlenmesi için yeşili kullanın derim. Ve de aynı zamanda yarım bırakılan bir şeylerin tamamlanacağını, bütüncül yaklaşımların sizi çok iyi bir noktaya götüreceği haftadasınız. Yalnız biraz kadın hastalıklarıyla ilgili olaylara dikkat edin. Bir kadın hastalığı olabilir. Yani kadın hastalıklarıyla ilgili olaylar göze çarpıyor. Bir de biraz kaybetme korkusu var arkadaşlar. Bir şeyleri kaybeder miyim? İşte neler olacak gibi bir şeyleri kaybetme korkunuzun olduğunu görüyorum. Bunların da gelip geçici olduğunu söylemeliyim. Evet, iki kişiye yola çıkıyorsunuz, çok başarılısınız ya da bir yola gidiyorsun sevgili koçtaşım, birisiyle karşılaşıyorsun, hayatım değişti diyorsun, ne bileyim ben, ya da bir olaya rast geliyorsun, yani diyorsun ki bak işte olumlu gelişmeler hayatıma akmaya başladı. Bence çok güzel bir dönüşüm, değişim enerjisi sizi kuşatıyor. Şimdi
düşündüm. Bazı olaylar için geç kaldım diyebilirsin. Fırsatlar kaçtı diyebilirsin. Merak etme, fırsatların yeniden yakalanacağı bir dönemdesin. Şeytani duyguları olan bir kadından böyle kin ve nefret almışsın. Nazar negatif enerji yayabilir bu kadın ya da partneri, eşini elinden almaya çalışabilir. Başarılı olamayacak ve senin hamlelerin başarılı olacak sevgili koçtaşım. Özellikle flört aşamasındaysan, yani tanışma aşamasındaysan partner geride birini bırakmış olabilir. O da şeytani bir güç olarak geldi. Lilith alanı olarak geldi. Lilith yani şeytani kadının tuzaklarından hem sen korunuyorsun hem de sevdiğin insanı alıp çekip götürüyorsun. Bu da seni iyi hissettirirken kendine olan güvenini, özgüvenini kazandığını görüyorum. Üçüncü şahısların gitmesiyle beraber açığa çıkan enerji seni tutkuya, başarıya ve de aynı zamanda haberleşme alanında iyi haberler almaya, iyi mesajların gelmesine, özgüvenin yükselmesine yol açıyor. Ateş elementi çok yoğun bu hafta. O yüzden özellikle aslanlarla, yaylarla, hava elementi olan ikizler ve terazi ile ve de kova ile aran çok iyi. Bazı faaliyetler yapacaksın. Aynı zamanda böyle parlak bir düşünceye sahip olacağını, yenilenmenin, dönüşümün sana çok iyi geleceğini söylemeliyim. Evet, yani bazı gizlenen şeyler açığa çıkabilir, gizlenen noktalar açığa çıkabilir. Ama bunlar nasıl diyeyim, cüretkarlık dahilinde olacak. Yani senin cesaretinle bazı olaylar açığa çıkacak ve sen olabilirsin. Yakınların, sevdiğin olabilir, bir arkadaşın olabilir. Yanlış insanlarla dostluğu keseceksiniz. Onlar dost değil, düşman diyeceksiniz. Ve kesinlikle böyle bir rüyadan uyanmış gibi. Ya işte bu insan beni nasıl kandırdı? Bu insan nasıl beni aldattı gibi bir Neptünyen etkiden kurtulduğunu, Neptün insanı yanıltır, aldatır, aldanmanın, aldatılmanın eşiğinden döneceğin bir döneme işten geçiyorsun. Rabbim hayırlısıyla seni her türlü iyilikle birleştiriyor, gücüne güç katıyor sevgili dostum. Şimdi bence güçlü bir haftadasın, kendini ifade edebildiğin bir haftadasın ve de yani böyle ferah bir hissediş bu. Umut dolu bir hissediş bu. Aynı zamanda gülen yüzünün solmadığı bir hissediş bu. Bu hafta doğum günü olan tüm koçtaşlarımı sevgiyle selamlıyorum. Güzel yüreklerinden öpüyorum. Benim de doğum günüm 8 Nisan'dı, geldi geçti. Neyse, inşallah bundan sonraki günler doğum günlerinden bile güzel olur. Evet, Ya Muhsi zikrini veriyorum. 148'dir tekrar sayısı. Zikriniz Ya Muhsi 148, sonsuz olan her şeyi sayısı adedince bilen demektir. Rabbim sizi her türlü kötülüklerden korusun ve kurtarsın sevgili koçtaşlarım. Beğenip yorum yaparsanız beni memnun edersiniz. Allah'a emanet olun. Gelecek salı görüşmek üzere sevgili dostlarım. Hoşça kalın, dostça kalın.